Lütfen evden çıkmayalım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşalım. Babaanneciğim, evde kal. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. Evde kal Türkiye. Dışarı çıkma Türkiye. Dünyayı düşün, sağlığını düşün, kendini düşün. Anneanne, dede, sizin benim sağlığımız için evde kalın lütfen. Sakın dışarı çıkmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evde kal Türkiye. Ellerimizi yıkayalım. Evde kalalım Türkiye. Evde kal Türkiye. Koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemi. Hani hep söylüyoruz ya, şimdi madde madde anlatalım istiyoruz. Biraz bunun üzerinde duralım istiyoruz. Evde kalmak, COVID-19 gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda enfeksiyon zincirini kırmak için en önemli önlemlerin başında geliyor. Sizde vardır, sizde yoktur, arkadaşınızda vardır ve bu teması devam ettirdiğiniz sürece sizden ona, ondan bir başkasına, yaşlı biri varsa evde ona ve ölüme kadar sonuçlanabilir. Hangi evde ölüm varsa %100'dür diyor hocalarımız. Doğru. Sosyal mesafelenmeyle virüsün yayılma hızı azalır. Mesafeyle virüsün yayılma hızı azalıyor. Bu ne demek oluyor? Hep aynı kapıya çıkıyor. Evde kalmaya devam ediyoruz. Hiçbir önlem alınmadığında enfekte bir kişi bir ay sonunda 406 kişiye hastalığı bulaştırabilir. Bakın, eğer bana bir şey olmaz, hani gençlere lafım. Bana bir şey olmaz diyorsunuz ya, oluyor bu arada. Genç vakalar var. Genç hayatını kaybedenler de var tek tük de olsa. Ve sizin sizde bir enfekte olma durumunda yaşlı birileri varsa, yaşı 65'in üzerinde kronik hastalıklara sahip olan biri varsa onun ölümüne yol açabilirsiniz. O yüzden dışarı çıkmayın. Ve bir kişi bir ay sonunda 406 kişiyi enfekte edebiliyor. O ona bir zincirden bahsediyoruz. Bu zinciri kırmak için de sosyal mesafeyi artırmak gerekiyor. Sosyal mesafelenme ile %75 temas azaltılarak bir ay sonundaki hasta sayısı 2-5 kişiyle sınırlanabilir. Görebiliyor musunuz? İnanılmaz bir rakam var. Eğer hiçbir önlem almazsanız, dışarı çıkarsanız ve koronavirüsü taşıyorsanız, COVID-19 hastasıysanız 406 kişiyi enfekte ediyorsunuz. Ama siz kendinizi izole ediyorsanız 2-5 kişi arasında, yani kendi çekirdek aileniz dışında, kiminle yaşıyorsanız onun dışında hiç kimseye bulaştırmamış oluyorsunuz. Rakamlar önemli ve yalan söylemiyor. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların virüsü taşıyanlarla teması azalacağı için ölüm sayısı azalır. Biliyorsunuz 65 yaş ve üstü ve aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanlar evde kalacak. Bu yasaklardan biri. Evde kalmaya da devam edecekler. Evde kalarak kendimizi ve ailemizi de hastalıktan korumuş oluruz. Eğer virüsü taşıyorsak ya da hastaysak başka kişilere bulaştırmayız. Salgın hızı yavaşlar. Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yük mümkün olduğunca azalır. Sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla bizi iyileştirmeye çalışıyorlar ve durdurak bilmeden, çoluklarını çocuklarını görmeden günlerdir görevleri başındalar. Gerçekten alkıştan fazlasını da hak ediyorlar. Sağlık personelinin hastalığa yakalanma riski de azalır böylece. Ülkenin sağlık sisteminin kapasitesi aşılmamış olur. Salgının daha kontrollü olması ülke ekonomisinin göreceği zararı da azaltır. Tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına zaman kazandırılmış olur. O yüzden koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemini söylerken de yine evde kal Türkiye diyoruz.